Herkese merhabalar. DNA ve genetik kod artık ikinci konumuza geldik. Çok önemli bir konu ve çok geniş bir konu. LGS'de inanılmaz çok çıkan bir konu. 7'den 8'e geçerken biz bu konuyla alakalı temelleri tekrar edeceğiz. Biz aslında bunların temellerini 7. sınıfta atmıştık. 7. sınıfta hücre ve bölünmeleri öğrenmiştik aslında. Hücrenin temel kısmına bakmıştık. İşte hücre zarına bakmıştık. Sitoplazmaya bakmıştık. DNA, gen, kromozoma bakmıştık. Hücre çekirdeğinin içerisindekilere. Aynı zamanda geçmişten günümüze hücreye bakmıştık ki bunlar aslında direkt bu konuyla bağlantılı. Zaten bak DNA ve hücre doku organ sistem organizma şeklinde sıralanmasına beraber öğrenmiştik. Şimdi bunları tekrar edip 8. sınıfta bu öğreneceğimiz DNA'nın yapısı ve işlenmesi ki çok önemli, kesinlikle LGS'de bir sorusu var. Kalıtım kesinlikle LGS'de bir sorusu var. Mutasyon, modifikasyon kesinlikle LGS'de bir sorusu var. Adaptasyon ve biyoteknoloji olmak üzere bu başlıkları 8. sınıfta öğreneceğiz ve bunların temellerini aslında biz 7. sınıfta attığımız bu temellerin üzerine inşa edeceğiz. Ve hadi bakalım, tabii ilk başta ödevimizi vermek istiyorum. Ödevsiz bir öğrenci balkonsuz bir eve benzer diyoruz. Gerçekten de önce ödevimize bakalım. Biliyorsunuz ödevlerimizi 7'den 8'e hazırlık setimizden veriyoruz Tonguç Elhan Bey ve 0'dan 8'e hazırlık setimizden veriyoruz. Ama 0'dan 8'e daha gelmedik de, ama bunu da kullanacağız. Yani bu kampımızda 7'den 8'e kampımızda 7'den 8'e ve 0'dan 8'e kullanacağız. 7'den 8'e hazırlık setimizde hemen sana göstermek istiyorum. Buradaki kitabımızdan hemen ödevimizi vermek istiyorum. Yeni nesil matematik ve 7'den 8'e yaz tatili kitabımız var. Ve fendeki DNA konusuyla alakalı 1, 2 ve 3. testleri çözmenizi istiyorum. Hemen buradan göstereyim. Sayfa 158'den başlıyor. Tak diye buradan DNA genetik kod konusu 163'e kadar gidiyor. 158-163 arasını lütfen çözerim diyorum. Burada 3 tane testimiz var. Çok güzel sorular var. Hepsi yatay. Hepsi yeni nesil sorular. Burada LGS'de çıkmış soruları baz alınarak hazırlanmış sorular bunlar aslında. Burada tamamen 7. sınıf tekrar yapıyoruz gördüğünüz gibi. 7. sınıfın konu ve kazanımlarını tekrar ediyoruz aslında. Bu kazanımları tekrar ettiğimiz zaman zaten 8'e hazırlanmış olacağız diyorum. Hadi bakalım o zaman, dersimiz başlasın. Hemen hücre nedir'e başlayalım. Tonguç Eren Bey, hücre deyince aklına şöyle bir şey gelecek. Şöyle bir yuvarlak, bu sanki yumurta gibi. Ortasında bir başka bir yuvarlak. Hücre çiz desen sana, ben sana böyle bir çizerim. Tak diye bir hücre çizim bak. Bu hücrenin özelliği nedir dersen, Tonguç'um en dışarıda ne var? Çerçeve. Hücre zarı denilen bir yapı var. Hücre zarı. Bunun içinde ne var Tonguç Eren Bey'im? Çok çekirdek. Güzel. Çekirdek denilen bir yapı var. Ve arada ne var Tonguç Eren Bey'im? Arada, yani çekirdekle hücre zarı arasında sitoplazma. Boşluk. Hayır. Sitoplazma denilen bir yapı var. Sitoplazma denilen bir sıvımsı bir yer var ve bu yerde her şey oluyor. Canlılık faaliyetlerinin gerçekleştiği, meteorolojik faaliyetlerin gerçekleştiği yer. Hücre zarı en dışarıda, çekirdek içeride ve sitoplazma da arada. Peki çekirdeğin içinde ne var? Bu çok önemli. Çekirdeğin içinde işte DNA dediğimiz özel kalıtım materyalimiz, yönetici molekülümüz var. Bu DNA bizim her şeyimiz, bizim şifrelerimiz, bizim genetiğimiz, bizim göz rengimiz, saç rengimiz, boy uzunluğumuz, annemiz babamızın özellikleri, şifre, kod, harikasın. İşte bunu hatırlamamız gerekiyor. Şimdi hücrenin keşfini kim yaptı? Robert Hooke denilen bir bilim insanı. Aslında mikroskobun keşfiyle hücreyi görebildi, mantar hücrelerini görebildi ve sonrasında canlı hücreleri gören Leeuwenhoek falan filan diye bir sürü insan, bilim insanı geliyor tabii ki. Burada şunu unutmayalım. Hücrenin keşfi canlıların, yani ben mesela şu anda buradayım ya. Kaç tane hücrem var mesela? 8. 37 trilyona yakın hücrem var. Ya yaklaşık 37 trilyona yakın bir erişkin insanda bu kadar hücre var. Bebeklerde daha az tabii. Veya biz doğduğumuzda ilk başındaydık evladım benim. Daha az hücreye sahiptik. Daha büyüdük hücre sayımız arttı. Veya İlk başta daha zigotluk, tek bir hücreydik. Yani ben tek hücreden bu kadar hücreye nasıl geldim Allah aşkına? İşte bu hücrelerin birbirleriyle eşlemesi sayesinde, büyümesi sayesinde oldu. Hücrenin daha fazla hücreye dönüşmesi sayesinde oldu. Ve bunu da keşfeden insan Robert Hooke denilen, hücreyi keşfeden insan Robert Hooke denilen bir bilim insanı. Ve hücrenin aslında canlı bir özellikte olduğunu gösterdi. Yani hani nasıl
bir bina canlıdır ve tuğlaları da vardır ya, aynı onun gibi düşün. İnsanın tuğlası da aslında bir bina gibi düşün. İnsanın hücreleri de kendi başına canlı organizmalar gibi düşün ve bu çok kompleks. İçinde çekirdeği var, endoplazmik retikulum var, işte Golgi aygıtı var, sentrozomu var, işte mitokondrisi var, işte sallıyorum kofulları var. Bir sürü canlı organizma var içinde, aslında canlı bir yapı diyebiliriz. Peki hücrenin kısımları, üç temel kısmı var. En dışarıda ne varmış? Hücre zarı. Ne yapar? Korur. Harika, korur. Şekil verir, değil mi? Şekil verir. Aynı zamanda madde alışverişini sağlar. Bu çok önemli bir laf. Madde alışverişini sağlar. Sitoplazma ne yapar? Sitoplazma aslında hücre zarının içindeki canlılık, metabolizmanın gerçekleştiği yerdir. Metabolizma dediğimiz bütün faaliyetler ve aslında organeller de bunun içerisinde. Organeller deyince aklına ne gelecek mesela? Hemen sana söyleyeyim. Organeller deyince işte endoplazmik retikulum, koful, Mitokondri. mitokondri, sentrozom, aynı zamanda lizozom, bir sürü organelimiz var. Bunların hepsini farklı görüyorum. Mesela endoplazmik retikulum taşıma yapıyor. Mitokondri solunum enerji üretimi yapıyor. Lizozom lezzetli yemek diyor. Lizozom lezzetten gelen salınımda sindirim yapıyor. Koful depo yapıyor mesela. Mesela burada da bitki hücresi ve hayvan hücresi birbirinden farklıdır bu arada, onu söylemek istiyorum. Ama bunların farklarının 8'de çok işimize yaramayacak, onu söylemek istiyorum ama şunu bilelim Tonguç Eren benim. Bitki hücresinde evladım benim, bitki hücresinde kloroplast denilen bir yeşil organel var. O yüzden zaten bitkiler yeşil değil mi Allah aşkına? Evet. Bitkilerin yeşil olmasının sebebi kloroplastın olması ve klorofil içinde barındırması, renk pigmenti. Dolayısıyla bitkilerin yeşil olmasının sebebi bu. Mesela siyahi insanlar niye siyahi? Çünkü yeşil değiller. Çünkü aslında pigmentler var şeylerinde, tenlerinde pigmentler var. İşte burada da pigment var. Bu da klorofil denilen bir pigment. Yeşil olmasını sağlıyor bitkilerin ve ne yapıyor evladım benim? Fotosentez yapıyor. Bitkilerin besin üretmesini sağlıyor. Tabii ama bitkilerde de hayvanlarda ne var evladım benim? Hücre zarı var. Onun arasında sitoplazma var, organellerinde bulunduğu. Onun içinde de çekirdek var. Bu çekirdek çok önemli bir göreve sahip. Bitki ve hayvan fark etmez. Çekirdeğin içerisinde Tonguç Eren benim DNA kalıtım materyali var. DNA ve hücrenin yönetici molekülü var. Bu çok önemli. Zaten seninle beraber buna bakacağız. Şimdi... Tonguç 7'den 8'e yaz kampı başladı. 7'den 8'e hazırlık setini al. Ücretsiz yaz kampına katıl. 8. sınıfa bomba gibi başla. Üstelik 7'den 8'e hazırlık seti alana LGS dershanesinde %40'a varan indirim var. LGS'de bu yıl senin yılın olacak. 7'den 8'e hazırlık seti tonguçmağaza.com ve tüm kitapçılarda. Hücreden nükleotide giderken aslında şunu bilmemiz gerekiyor. Tonguç Eren Bey, bir kere hücremizin içerisinde çekirdek var demiştik. Çekirdeğin içerisinde de aslında DNA'larımız var demiştik. Ama bu DNA'lar Tonguç Eren Bey aslında hücre bölünmesinden önce. Şimdi bak, hücre bölünmesidir. Hücre bir taneydi ya. Evet hocam. Hücre böyle böyle diyor ki ya ben birazcık büyüdüm artık diyor. Ben artık ikiye bölüneyim diyor. Ve hücrenin çekirdeği böyle bölünüyor. Yani burada böyle eşek kadar bir çekirdek vardı. Çekirdek böyle ikiye parçalanıyor. Sonrasında Tonguç Eren Bey buradan bir tane böyle artık kopuyor, tamam mı? Bak burada çekirdek koptuktan sonra bu artık böyle kopmaya başlıyor. Ve iki tane yeni hücre oluştu mu? Oluştu. Yani bak bu birinci adım. İkinci adım, üçüncü adım ve dördüncü adım. Hücre pıt diye koptu. Aynı poğaçanın koparılması gibi düşün. Ve bu aslında hücre bölünmesi bizim canlılığımızın en temel faaliyeti ve ne yapıyor Tonguç Eren Bey'im? Hücreler bölünerek, mesela biz ilk başta neydik? Bir zigottuk. Şimdi aslında ne olduk? Tabii hayvan hücresi bomlanarak bölünür. Bitki hücresi de ara lemelle bölünür. Ama bunun şu anda bir anlamı yok. Burada da 37 trilyona yakın hücreye dönüştük. Yani bir hücreden 37 trilyona yakın hücreye dönüştük. İşte bu hücre bölünmesiyle oluşuyor. Hücre bölünmesinin oluşabilmesi için vücudumuzun çekirdeğimizin içerisindeki DNA'larımız kromozomlara dönüşüyor. Bak, kromozom dediğimiz şey DNA'nın proteinle birleşmiş bir paket hali. Kromozom bir pakettir. Ne paketi? DNA paketidir. Neyle süsleriz de bu paketi? Proteinlerle süsleriz. Yani DNA artı protein kromozomu oluşturur ve kromozomlar bu şekilde gösterilir. Yani hani şöyle bir H yapısında gösterir. H harfi gibi gösterilir. Böyle gösterilir genellikle. Yani şöyle bir şey de gösterir. Bazen X diye de gösterilebilir. Fark etmez. Bunların hepsi kromozom gösterimi. Böyle X harfine benziyor. Şimdi dikkat edelim Tonguç Eren Bey. DNA ise bir saç örgüsü yapısında. Bak bu çok önemli.
bu şekilde iki tane zinciri var. Mesela bir tanesi yeşil zincir olsun, bir tanesi de siyah zincir olsun. Bak, iki zinciri olan bir yapı. Birinci zincir ve ikinci zincir yeşil ve siyah olmak üzere. Ve saç örgüsü gibi şeklinde bile doğan bu şekilde. Ve bunun yapısında da DNA'nın yapısında ne vardı biliyor musun? DNA'nın yapısında bir sürü nükleotit var. Bak hemen sana göstereyim sana. Şu bir turuncu nükleotit. Mesela bunun karşısına mavi gelsin mesela. Mavi nükleotitler gelsin. Ondan sonra bir tane pembiş nükleotit olsun. Pembiş nükleotit olsun. Onun karşısına ne gelsin Tonguç Eren Bey'im? Bunun karşısına yeşil nükleotit gelsin. Bunlar nükleotitler de DNA'nın yapı taşları. Yapı taşı dediğimiz ve bunlarda hangi özellikler var? Hemen sana söyleyeyim. Adenin olabilir, timin olabilir, guanin olabilir, sitozin olabilir. At Galatasaray. At Galatasaray. Zaten bunları ezbere bileceğiz ileride, merak etme. 8. sınıfta bunların hepsini çok net bir şekilde öğreneceğiz. Bir de DNA'nın alt birimleri var. Bunlara ne diyoruz biz Tonguç Eren Bey'im? DNA'nın görev birimi diyoruz. Gen diyoruz biz bunlara. Görev birimi. Neyi görevini yapıyor bu? Bu genimizi belirliyor. Bu yapı birimiydi, yapı birimiydi. Bunlar da görev birimi, görev birimi de özelliklerimizi gösteriyor. Mesela genetik mühendisi, genetik. Bunlar hepsi gen kelimesinden geliyor. Kulak kıllılığı. Mesela işte kulak kıllılığı, saç burun rengi, kıllılığı. Boyun rengi. Boyun diyorum Allah'ım yarabbim. Göz rengi. Ensi kıllılığı. Ay saçmam ne kıllılıkla bu şimdi. Dolayısıyla bunların her birisi aslında genetik. Hani annemizin babamızın genetiği bize geçmiş diyoruz ya. Evet hocam. Genetik geçmiyor, genler geçiyor. O yüzden biz buna genetik diyoruz. Bilmediğimiz için konuyu. Yani aslında annemizin babamızın genleri bize geliyor. Çünkü annemizin babamızın DNA'larını alıyoruz biz aslında. Çünkü annemizin babamızın kromozomları bize geliyor. İşte bu kadar basit. Şimdi göstereyim sana. Dolayısıyla buna biz DNA'nın yapı birimi diyoruz. Buna biz DNA'nın görev birimi diyoruz. Görev dediğimiz şey özelliklerimizi kontrol ediyoruz. Saç rengi, göz rengi falan filan. DNA bizim için nedir Tonguç Eren Bey'im? Yönetici bir moleküldür. Yönetici bir moleküldür. Aynı zamanda kalıtım materyalidir diyoruz. Materyalidir diyoruz. Kromozomlara Tonguç'um DNA'nın paketlenmiş halı. Peki bunu kromozomların özelliğini biliyor musun? İnsanda mesela 46 tane kromozom var Tonguç Eren Bey'im. Ve biz bunları 2N diye gösteriyoruz. Neden 2N diye gösteriyoruz biliyor musun? Neden hocam? Çünkü annemiz babamız burada diyelim. Annemiz de burada diyelim, tamam mı? Annemiz de burada. Şimdi annemizde ve babamızdan bize birer tane N kromozomu geliyor. Buradan da bir N geliyor, buradan da bir N geliyor. O zaman biz oluştuğumuz zaman kaç tane kromozom oluşuyor Allah aşkına? Bak N birleşince ne olur Evren Bey'im? 2N. 2N olur. İşte o yüzden annemizden 23 kromozom, babamızdan 23 kromozom gelip biz 46 kromozomlu insan oluyoruz Tonguç Eren Bey'im. Ve bu 23 kromozom birleşince 46 kromozom oluşuyor. N birleşince 2N oluşuyor diye düşünebilirsin. Bu babamızdan gelen hangisi sayesinde oluyor? Sperm sayesinde oluyor. Annemizden ne geliyor lan benim? Yumurta geliyor ve biz oluşuyoruz diyoruz. Dolayısıyla 2N eşittir 46 dediği şey bu aslında. Peki keçinin annesinden babasından kaçar geliyormuş? 2N. 30-30. 30-30 annesinden babasından geliyormuş. Yani ne 30-30 geliyormuş. Keçi de 60 kromozom. Peki erelti otun annesi babasından ne kadar geliyor? 250-250. Peki soğanın annesi babasından ne kadar? 8-8. 8-8 geliyormuş. Peki hangisi en gelişmiş canlıdır? Erelti otu. Mükemmel erelti otunu tebrik ediyoruz. Saçmalama, böyle bir şey olabilir mi? Allah aşkına erelti otu. Bunların arasında ot ya. Ot. Daha ne olsun ya. Ot ya. Soğan çok faydalı mesela. Keçi de çok zeki bir hayvan. Bakışlarına bakar mısın? Hemen bir ses alalım. Hayır, keçi sesi çıkar. Harikasın. Hocam şurasının 90 dereceden büyük olduğunu söylemiş. Orası 90 derece ise altının karesi 36. İstiklal Marşımız 1921 yılında yazıldı. Ne yaptın bakalım Pomodoro'da? 30 tane matematik sorusu çözdüm ama yeni nesil değil. Hemen 10 soruda paragraf çözdüm. Süpersin. Bu Pomodoro'da ne yapacaksın peki? Bunlara devam mı aynalarına? Hocam bu Pomodoro'da da paragrafa devam etmeyi düşünüyorum. Full paragraf çözeceğim hocam. Kromozom sayısının gelişmişlikle alakası olmadığını bilmen gerekiyor. Alakası yok diyoruz Tonguç Eren Bey'im. Kromozom sayısı. Bak ayçiçeği 34 kromozom. Maymun 42. Patates 48. İnsan 46. Deniz yıldızı o 94'müş. İnek 60'mış. Moli balığı da 46'ymış. O zaman insan eşittir moli balığı diyebilir miyiz?
diyebiliriz. Hayır, böyle bir şey yok çünkü 46 kromozom kromozomun sayısını gösteriyor. Bize asla içini vermez. Yani aslında şifresi bizim için önemli olan. Bunun şifresine bakar mısın? Ne kadar güzel. Ama bunun şifresine bak. Balık ya, bu ne olsun? Yani dolayısıyla mesela solucanda 2 kromozom varmış. Mesela patates maymundan daha gelişmiş diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Hayır, diyemeyiz evlen benim. Kromozom sayısının gelişmişlikle alakası yok. Önemli olan neymiş? Önemli olan içeriği. Evet, önemli olan içindeki şifre. İçindeki şifre, yani DNA'larımız şifrelerden oluşur. İçindeki şifremiz, içindeki kodumuz önemli olan diyoruz. Peki geldik, bu en önemli bilgiydi bu arada. Bu kromozom sayısının gelişmişlikle alakası olmadığını bilmemiz gerekiyor. Eşeğli üremeye bakalım. Tonguç elenmem. Senin annen, baban, annen ve baban tanışıyorlar değil mi? Sonrasında birbirleri evleniyorlar. Sonra ne yapıyorlar Tonguç Eren Bey'im? Birbirleriyle çocuk yapmaya karar veriyorlar ve seni oluşturuyorlar. Şimdi baban aslında çocuk yapmak istediği zaman kromozom sayısı normalde her insanda olduğu gibi 46. Bunun da kromozom sayısı, annenin de kromozom sayısı 46. Ama annen baban bir anda Tonguç Eren Bey'im ne yapıyor biliyor musun? Karar veriyorlar evlenmeye. O zaman ne yapıyorlar? O zaman mayoz geçirelim diyorlar. Tabii annenin babanın üreme ana hücreleri bunu yapıyor. Mayoz geçirelim diyorlar ve kromozom sayısı bir anda neye düşüyor? Neye? Harika. Neye düşüyor? Aynı şekilde babanın da kromozom sayısı neye düşüyor sperm için? Neye düşüyor? Bak, spermde ve yumurtada 23'er kromozom vardır. İnsan için konuşuyorum. Sonra bu ikisi birleşe ne oluşuyor? Zigot. 2 eşittir 46 senin ilk halin oluşuyor. Bu zigot dediğimiz şey tek hücreli bizim ilk halimiz. Hani herkes en başta bir aslında zigottu. Peki bu zigot ne oluyor Tonguç Eren Bey'im? Yavaş yavaş bölüne bölüne ne yapıyor Tonguç Eren Bey'im? Eşek kadar seni oluşturuyor. İşte bunu yaparken bir hücreden, tek hücreden aslında biz insana doğru dönüşürken 37 trilyona doğru gidiyoruz. Wow. Ve bunu yaparken de mitoz hücre bölünmesi gerçekleştiriyoruz. Şimdi mayoz bölünme farklı mitoz bölünmeden. Mayoz bölünmede ne oluyordu biliyor musun? Kromozom sayısı yarıya iniyordu. Bu bilgi çok önemli arkadaşlar. Kromozom sayısı yarıya iner. Bak, bu çok önemli bir bilgi. Mayoz bölünmede. Ve mayoz bölünmede en önemli bilmemiz gereken şeylerden bir tanesi sperm, yumurta veya polen oluşumu için olur. Sperm, yumurta veya polen oluşumu mayoz bölünmeyle olur. Bunlar üreme hücreleri, yani mayoz bölünme deyince üreme hücreleri gelecek ve mayoz bölünme deyince eşeğli üreme gelecek aklımıza. Eşeğli, yani erkeğin ve dişinin olduğu, dişi erkek sembolleri de budur evladım benim. Eşeğli üremede mayoz bölünme oluşur. Bunu bilmemiz gerekiyor. Peki Tonguç Eren Bey, mayoz bölünmeyi aldık. Peki sonrasında biz nasıl büyüyoruz? İşte büyüme dediğimiz şey de büyüme mitoz bölünmeyle oluyor. Yani hücre sayısının bir taneydi. Sonra 2 tane hücre oldu. Sonra 4 tane hücre oldu Tonguç abi. Sonra 8 tane hücre oldu. İşte buna biz büyüme diyoruz. Buna büyüme, üreme, onarım aslında birçok şey mitoz bölünmeyle oluyor ama bizim için üreme neyle oluyormuş Tonguç abi? Mayoz bölünmeyle üreme hücreleri oluşuyor. Kromozom sayısı yarıya iniyor. Ama sonra kromozom sayısı mitoz bölünmede ne oluyor? Tekrar normal. Aynı kalıyor. Mitoz bölünmede kromozom sayısı aynı kalır. Kromozom sayısı aynı kalır. Bunlar ödevimizdeki testlerde var. Bunu da söylemek istiyorum. Şimdi aşağıdaki öğrencilerin yorumlardan doğru olanların D, yanlış olanları Y yazalım. Hadi bakalım. Deniz Yıldız 94 kromozomluymuş. Güvercin 16. Karadut 308 yuh. Patates 48. Soğan 16. Aslan 38. Gelişmiş canlıların kromozom sayısı daha fazladır. Doğru. Çüş. Evlen yanlış dedik ya buna. Kromozom sayısının gelişmişlikle alakası yok. Bitti. Bitkilerin kromozom sayısı hayvanlardan daha fazladır. Bakalım. Bitkilerde 308. Patates 48. Ama deniz yıldızı hayvan. Deniz yıldızı patatesinden daha fazla değil mi? Aa. Dolayısıyla bu her zaman doğru değil. Yanlış. Böyle bir şey yok. Patatesin üreme hücrelerindeki kromozom sayısı güvercinin vücut hücrelerindeki kromozom sayısından daha fazladır. Şimdi bir kere patates 48 kromozomluymuş. Doğru. Üreme hücresinde ne tane kromozom var? Yani 24. 24'tür. Bak çok güzel. Üreme hücresinde bunun yarısı kadar kromozom sayısı vardır. Yani 24. Güvercinin vücut hücresi ne kadardı? 16. 16. Daha fazla, evet doğru. Doğru. Süper. 16'dan daha fazla. Aynı kromozom sayısına sahip soğan ve güvercinin genetik yapıları aynıdır. Soğan ve güvercin. Oha, 16 kromozomluymuş. O zaman bu ikisi aynıdır diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Hayır, diyemeyiz. Bunların içindeki şifre olduğu için bu uçuyor bu. Adam soğan yani. Cücük. Dolayısıyla ikimizin de aklına aynı şeyin gelmesi çok enteresan.
Evet, dolayısıyla cevabımızın yanlış, böyle bir şey söyleyebiliriz. En son sorumuz. Aşağıdaki şekilde insana ait yaşam döngüsü verilmiştir. Baba, anne, bununla bir şeyler oluyor. Sperm ve yumurta oluşuyor. Sonra birleşiyorlar. Sonrasında bebek, sonrasında erişkin, sonra da eşek kadar adam oluyor. Süreçteki numara hangisi söylemez demiş. Şimdi bir kere buradaki olay neydi? 46-24'e iniyordu. Yani mayoz hücre bölünmesi. Bak, bunlara mayoz hücre bölünmesi, üreme hücrenin oluşu diyoruz. Değil mi? Burası 46 kromozomdu, burada 23 oluyordu. Burası 46 kromozom baba, 23 kromozom sperm. Bu ikisi birleşince ne oluşuyordu Tonguç Çelenbe'm? Zigot. 46 kromozomlu, yani 2N kromozomlu. Bunlar da neydi, neydi hatırlıyorsan. Ama dikkat et, buradaki olay ne diyorduk biliyor musun? Sperm ve yumurtanın birleşmesine bu çok önemli bir ad. Lütfen bunu ezbere bil. Döllenme adını veriyorduk. Yani bu ikisinin birleşip de zigotu oluşturmasına döllenme diyorduk. Buna da aslında zigot döllenmiş yumurtadır demek aslında. Şimdi sonrasında neye dönüşüyor? Bu artık... Maymun. Hayır. Maymun bebek. 2N eşittir 46. 2N eşittir 46. Kromozom sayısı değişiyor mu? Değişmiyor. Değişmiyor. O zaman burada ne vardı? Mitoz hücre bölünmesi. Burada da mitoz hücre bölünmesi. Burada da mitoz hücre bölünmesi. Çünkü hep sadece büyüyor burada. Birinci olayda kromozom sayısı yarı iner. Doğru mu? Doğru. Evet, doğru. Mayozda kromozom sayısı yarı iner. İkinci olayda kromozom sayısı iki katına çıkar. NN birleşip ne oluştu? 2N'ye çıkıyor. Doğru. Bu da doğru. Döllenmede kromozom sayısı N'ken, 23'ken 46'ya çıkıyor. Doğru. 3, 4, 5. olayda hücre sayısı giderek artar. Ve hücrelerin genetik özellikleri aynı kadar. Evet, doğru. Mitozda aynı özelliktesin sen. Hiçbir şey değişmez. Zaten en başından beri aynı özelliktesin sen. Devam ediyoruz. Çocuktan ergenliğe geçişte boyun uzaması mayoz ile gerçekleşir. Evet. Doğru mu? Yanlış. Mitozla. Büyüme mitozla olur. Büyüme mitozla olur. Böyle bir şey saçmalık. Nereden çıktı böyle bir şey diyoruz ve affetmiyoruz sonucumuzu. Hadi bakalım o zaman ödevlerimizi yapın arkadaşlar. Ödülü sorumuzu yapın. Yorumlara yollayın. Bir sonraki dersimizde görüşürüz. Tonguç Dershane Yaz Kampı'nı sundu.